Sevgili izleyenlerimiz, asrın felaketinde evi yıkılan kadın eşi ve iki çocuğuyla bir konteynerda kalıyordu. Kocası o dar alana bütün kıyafetlerini getirmek isteyince tartışma çıktı. O tartışmada gözü dönen adam sadece kıyafetlerini koymak istediği dolabı değil, bütün konteyneri ateşe verdi ve yaktı. Yine evsiz kalan talihsiz kadın şimdi öldürülme korkusuyla yaşıyor efendim. Konteynerini yakacağım, buradan seni yollayacaklar, seni burada barındırmam gibi gibi şeyler söylüyordu ki zaten bu sözde kalıyordu. Kıyafetlere yerimiz yok diye eşiyle tartıştı, öfkesini yenilip yaşadıkları konteyneri ateşe verdi. Kıyafet muhabbetine girdik, bayağı bir kıyafet getirmek istiyordu şuraya dolaba sığdırmak için. Ki zaten bir konteynerde kalıyorduk, başka bir şey yani sığdıramazdım. Başak isimli kadın asrın felaketinden sonra eşi ve iki çocuğuyla Hatay'daki bir konteynerde yaşıyordu. Ama eşiyle yaşadığı tartışma yüzünden o konteynerden de oldu. Sonra kendisini aradığımda ortamı yumuşatmak için kendi bana dedi ki ben senin konteynerini yakmaya gidiyorum, sen de benim eşyalarımı yakarsın. Başak yerleri olmadığı için eşinin bütün kıyafetlerini konteynere getirmesine karşı çıktı. Buna öfkelenen kocası da konteyneri ateşe verdi. Pencereden atlamış, o yanan pencereden atlamış. İçeriği yakmış, yaktıktan sonra dışarıya çıkmış, montunu giymiş. Dumanların çıktığını görünce de kaçmış gitmiş. Çıldırdım abi, çıldırdım. Buraya nasıl geldiğimi bilemedim. Komşuların haber verdiği kadın hemen konteynerine koştu ama karşılaştığı manzarayla dünyası başına yıkıldı. Zaten konteynerden başka hiçbir şeyim yoktu. Kıyafetlerim, dünyam, üstüm başım, her şeyim gitti abi. Hiçbir şeyim kalmadı. Afette de kadın şimdi de eşinin kendisine zarar vereceği korkusuyla yaşıyor. Tek başıma kalamıyorum. Yanımda birileri olmadan sokağa çıkamıyorum artık. Evimi yakan beni de öldürür. Korkuyorum. Çocuklarıma da zarar verir.